Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir seri ile karşınızdayız hemşerilik üzerine mesleğimizde de hani sıkça karşılaştığımız gördüğümüz özellikle öğrencilik yıllarımızda da sürekli gördüğümüz konular üzerine soru cevap yapacağız hemşerilik üzerine yani bugün sizlere temel düzeyde 4 soru hazırladık onları çözeceğiz ileriki serilerimiz için soruların zorluk derecelerini sizlerden gelen geri dönüşlerinize göre yorumlarda belirtebilirsiniz ona göre sorularımızı ayarlayabiliriz inşallah. İsterseniz direkt sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz ilaç hesaplamalarda kullandığımız dönüşümlerle ilgili. Şimdi demiş ki bize 6 dizem aşağıdakiler hangisine eşit değildir diye sormuş. Özellikle böyle sorularda mesela yukarıdaki ben bir şey yazmıştım. Bunu bilirsek daha kolaylık sağlıyor. Kendi aralarındaki nasıl bir ilişki var diye. Şimdi 1 cc aynı zamanda 1 milim eşit. 1 milim aynı zamanda 10 dizeme eşit, dizem eşit. 10 dizem de aynı zamanda 20 damla eşit. 20, dam 20 damla da aynı zamanda 100 üniteye eşit. Bu kendi aralarındaki ilişkileri gösteriyor. Şimdi 6 dizem hangisine eşit değildir diye sormuş sorumuzda. A şıkkında 0.6 milim var. Milimle, CC milimle dizem arasında bile 10 kat var. 10 kat idi yani. Demek ki 0.6 milim direkt 10 katı 6 dizem. Demek ki bu 6 dizem oluyor. Bu doğru. B şıkkında 12 damlamız var. 12 damla. Damlayla dizem arasında 1'e 2 var. Yani damla 2 iken Dizlem 1 oluyor. O zaman 6 ünitemizde şey 12 damlamız da o zaman direkt 6 dizlem oluyor. Bu da doğru. 6 ünite ise 6 ünite ünite ile dizlem arasında da biri e 10 kat var. Ünitemiz 6 ise dizlemimiz 06 dizlem oluyor. Bu eşit olmuyor. Cevabımız Ceyhan. D şıkkına da bakalım. 06 CC aynı zamanda 06 CC 06 milim. Hepsi bir hani dizlemle biri 10 kat olduğu için o da direkt alt dizleme eşit oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. İkinci sorumuz da elektrolitlerle ilgili. Normalde vücut sıvılarının osmolitesi oldukça sabit değerde konur. Bilindiği gibi hücre içi bölmenin temel solütü ve hücre dışının temel solütlerini sormuş değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere hücre içi temel solüt potasyum, hücre dışı ise temel solüt sodyumdur. Yani cevabımız buradan denizli oluyor. Bir diğer sorumuz e, anatomi de kullandığımız temel kavramlarla ilgili. Aşağıdakiler hangisi ön önde olan anlamına gelir diye sorun. Soru bize. E, şimdi tek tek şıklara bakalım isterseniz değerli arkadaşlarım. Posterior arka arkada olan anlamına geliyor. Bu değil. Inferior alt altta olan bunun zıttı da yani üst üstte olan da superiordu. Anterior ön önde olan cevabımız anterior. İnternalde iç içe yakın olan, içte olan. Bunun zıttı da, yani tersi de eksternal, dışta olan. O yüzden cevabımız anterior olacak. Ceyhan. Dördüncü sorumuz da kodlarla ilgili değerli arkadaşlarım. Beyaz kod hangisidir diye soruyor bizlere. E, bu kodları bilelim. Ben e, ekranda e, paylaşmadan önce ekranın üst köşesine kodları yine hatırlatırım, görsel bırakırım. Şimdi beyaz kod 11-11. Yani siz nasıl kodlarsınız? Ben 11-11 diye kodladım mesela. Mavi kod 22-22. İşte pembe kod 33-33. Kırmızı kod da 44-44. Beyaz kod 11-11. Yani çalışana şiddet için. E, mavi kod 22-22. İşte acil durum kodu bu. E, pembe kod 33-33. Çocuk kaçırmaları, bebek kaçırmalarında kullanılıyor. Yangın da, da kullanılan 44-44'tür. O yüzden cevabımız 11-11- 11. Denizli